Merhabalar sevgili izleyiciler. İşte yine karantinada Ramazan video serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Değerli hocalarım Fatih Orhun, Vedat Yılmaz ile birlikte. Bugün sizlere oruç ibadetinin bizlere farz kılındığını bildiren ilk ayetindeki ifadeyi nasıl anlamamız gerektiğini ki söylemek istediğim ifade şu: kema kütübe alellezine min kablikum ifadesi, yani sizden öncekilere farz kılındığı gibi, o şekilde, aynı şekilde size de farz kılındı. Rabbimiz Bakara suresinin 183. ayetinde ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyam kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekun buyuruyor. Yani ey iman edenler, es siyam, yani işte bu bilinen oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı, olur ki kendinizi korursunuz buyuruyor. Buradaki bizden öncekilere nasıl farz kılınmış, bizim bunu bu konuda elimizde nasıl bilgiler var, önceki ümmetlerde oruç nasıldı, bununla ilgili elimizde nasıl veriler var, bunları masaya yatırmak istedik. Buradan aynı zamanda tabii ki Ramazan'ın da, orucun da, oruç ibadetinin de diğer ibadetlerin tamamı gibi evrensel ve ilk insandan bu yana uygulana gelen bir ibadet olduğunu da anlamış oluyoruz. Hocam hoş geldiniz, Fatih Hocam. Hoş bulduk. Vedat Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fatih Hocam buyurun, sizinle başlayalım isterseniz. Evet, sizin sözünüzden devam edeyim ben. Evrensellikten bahsettiniz. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında ibadetlerden imana, aile içi ilişkilerden ahlaka, uluslararası ilişkilerden ticaret hukukuna, Allah-u Teala'nın bütün ilkelerinde bir evrensellik olduğunu görüyoruz. Zaten sürekli gördüğümüz şey de şeriattaki süreklilik ve bütünlük. Bu Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında tablo böyle olmasına rağmen bizim geleneğimizde her şeyin Muhammed Aleyhisselam'a vahiy verilmeye başlamasıyla başladığı, tertemiz sayfanın öncesi olmayan bir hayatın ilmik ilmik onun direktifleriyle kurulduğu ve insanların din adına ne öğrendilerse Hz. Muhammed vasıtasıyla öğrendiklerine dair genel bir kabul vardır. Genel bir kabul diyorum, bu kabul esasında bir hüsnü kuruntu. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Kur'an öncesi olan bir dinden bahseder. Bu ibadetler için de geçerlidir. Hatta Muhammed Aleyhisselam'a nübüvvet verildiği dönemde, o dönemin Mekke'sinde, Medine'sinde, civar kentlerinde Allah'a kulluğu tam tamına eksiksiz yerine getiren, yani namazını tam kılan, zekatını tam veren, orucunu tutan, kurbanını kesen, hac ibadetini yerine getiren insanların varlığını Kur'an-ı Kerim bize açık ifadelerle gösterir. Zaten böyle olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'a da Allah-u Teala bunu dedirtir. Mesela Ahkaf suresi 46. surenin 9. ayetinde mealen de ki ben Rasullerin ilki değilim. Evet. Bana ve size ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Yani Muhammed Aleyhisselam'a özellikle Allah-u Teala şunu söyletiyor. Diyor ki ben Rasullerin ilki değilim. Yani benim söyleyeceğim şeyler sizin ilk kez duyacağınız, insanlığın ilk kez karşılaşacağı şeyler değil. Kaldı ki Şura suresinde Allah-u Teala yine mealen Allah Nuh'a buyurduğunu sizin için de bu dinin şeriatı yapmıştır. Sana vahyettiğimiz İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimiz şudur. Dini ayakta tutun, o konuda ayrılığa düşmeyin. Yani Allahü Teala dinin bir omurgasından bahsediyor. Bu omurganın hiçbir zaman değişmediğinden bahsediyor. İbadetler bu omurganın olmazsa olmaz bir parçasını ifade eder. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Allahü Teala'nın önceki toplumlara da namazı emrettiğini, zekatı emrettiğini, oruç ibadetini emrettiğini,
Görüyoruz bunu yapanların övüldüğünü, bunu yapmayanların bu konuda ihmalkar davrananların da kınandığını, zaman zaman tehdit edildiğini görüyoruz. İşte bu genel tablonun belki özel bir kısmı olarak oruç ibadeti de sizin biraz önce atıfta bulunduğunuz ayette açık seçik görülüyor. Yani bunun da öncesi olduğunu. Allah-u Teala ben size şimdi orucu farz kıldım demek yerine öncekilere nasıl farz kıldıysam size de o orucu farz kıldım diyerek bu ibadeti de insanlık tarihinin yani insanlığın evrensel hafızasına bir nevi Allah-u Teala vurgu yaparak Müslümanların dikkatine bunu sunmuş oluyor diyebilirim. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Yani bu da Ramazan ayı gibi yani işte evrensel bir şekilde Rabbimizin kameri aylarla belirlediği ve Kur'an'dan önce de zaten bilinen, bizde Ramazan da sanki Kur'an'la birlikte ortaya çıkmış gibi bir algı vardır. Halbuki o bir takvimin bir ayı yani. Dolayısıyla bu o ayda yapılacak olan ibadetinde sizden öncekiler denilerek hiçbir sınırlama da koyulmayarak ilk insandan bugüne kadar yapıldığını rahatlıkla anlamamızı sağlıyor. Evet, biliyorum şimdi Vedat Hocam'a vereceksiniz sözü de asıl detaylara girerken. Yalnız öncesinde ben bir hatırlatmada bulunayım. Şimdi aklıma geldi. Siz Ramazan kelimesini kullanınca Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahyin Ramazan ayında verildiğini biliriz. Herkes bunu söyler zaten. Evet. Ve bir mağarada bu tecrübenin ilk kez yaşandığını da biz biliriz. Ve deriz ki orada inzivaya çekilmiş iken Muhammed ve bunun son günlerde olduğunu da biliriz değil mi hocam? Yani son 10 günde. Öyle. Kur'an'ın şehadetiyle bunu da biliriz. Peki Muhammed Aleyhisselam hangi sebeple, hangi uygulamayla Ramazan'ın son 10 günü Mekke'nin etrafındaki bir mağarada itikafa çekilmekte, burada tefekkür etmekte ve bunu yapan sadece o mudur? Hadis külliyatına baktığımızda bize ilk vahiy tecrübesini anlatan rivayetler şöyle başlar. Tıpkı diğer Mekkelilerin yaptığı gibi o da Ramazan'da inzivaya çekildiği bir zaman diliminde. Dolayısıyla o toplumda insanlar Ramazan'ı zaten biliyor. Ramazan'da oruç tutanlar var. Dahası Ramazan'ın son 10 gününde Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı gibi itikafa çekilenler olduğunu biz görüyoruz. Nitekim Kur'an'ın iki ayetinde İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi tekrar mamur yaparken, tekrar orayı insanların kullanımına uygun hale getirirken orada tavaf yapanlar, namaz kılanlar, itikafa çekilenler için yaptığını söylüyor. Dolayısıyla itikaf oruçla alakalı bir kavramdır. Oruç Ramazan'la ilgili bir kavramdır. Bu da oralarda bilinen şeylerdir. Evet. Bu da evrensel olduğunun bir diğer göstergesi. Tarihen de göstermiş oluyor bu şekilde. Evet Vedat Hocam, hepimiz biliyoruz ki siz de bize önceki ümmetlerde bu nasıl uygulandı, nasıl uygulanıyor? Hatta önceki kitaplarda orucun yeri ile ilgili neler söyleyebileceksiniz? Bunu bekliyoruz. Evet, buyurun. Evet, Fatih Hoca'nın detaylı olarak Kur'an'dan ayetlerle de açıkladığı gibi Kur'an'ın ortaya koyduğu ibadetler aslında insanlık tarihi boyunca bilinen, insanlığın yakinen uyguladığı, şahit olduğu şeyler. Bunlar insanlığın yabancı olduğu şeyler değil. Sadece ehli kitap açısından ben bunu söylemiyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi toplumuna giderseniz gidin, orucu ilk defa duyan birisine rastlayamazsın. Oruç denilen bir ibadetin varlığını daha önce duymamış. Kur'an denilen kitap oruç diye bir şeyden bahsediyor. Ben ilk defa böyle bir şey duyuyorum diyen bir insana dünyanın hiçbir yerinde rastlayamazsın. Yani, Kur'an o yüzden aslında gerçekten evrensel şeylerden bahsediyor. Ve bunlar insanlığın tanıdığı şeyler olduğu için kabullenmesi de kolay şeyler zaten. Yani
çok yabancı şeylerden bahsediyor olsa Kur'an belki kabullenmesi de zor olur. Ya Kur'an böyle bir şeyden bahsediyor ama insanlık daha önce böyle bir şey görmemiş. Yabancı. O dolayısıyla biraz temkinli yaklaşabilirdi insanlık ama Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu şeyler gerçekten insanlık tarihi boyunca zaten uygulana gelen, bilinen, herkesin de tanıdığı uygulamalar. Kitab-ı Mukaddes'e geldiğimiz zaman yani Kur'an'ın kendisinden önce inmiş olan kitapları tasdik etmesi üzerinden meseleyi ele alırsak eğer, Kitab-ı Mukaddes'e de oruç bahsi çok detaylı olarak geçiyor. Çünkü oruç tutulması gereken çok fazla durum var. Özellikle Tevrat'ın içerisinde. Kur'an'da da öyledir. Mesela Ramazan ayında farz olan bir oruç vardır ama onun dışında bir takım bazı durumlarda da oruç Allah-u Teala bizden tutmamızı işler. İşte yeminini bozarsan bilerek 3 gün oruç tut vesaire der. Kefaret orucu olarak. Zihar kefaret için. Kefaret bağında yani yapılan bir hatanın telafisi bağında oruç tutmamızı da istiyor Allah-u Teala. Bu tarz durumlar Tevrat'ta daha fazla var. Yapılan bir takım günahların ya da hataların telafisi için oruç tutması durumu söz konusu. Mesela vahiy ile ilişkisi söz konusu. Yine Tevrat'a baktığımız zaman bunu da yakinen görebiliyoruz. Sadece Tevrat'a değil, İncil'e baktığımız zaman mesela Matta İncil'inde yani İsa Aleyhisselam'ın ilk defa o vahiy alması olayı vardır. 40 gün boyunca bir çölde kalıyor İsa Aleyhisselam. Hatta orada şeytan musallat oluyor. İsa Aleyhisselam'ı yoldan çıkartmaya çalışıyor. O çöl dönüşünde İsa Aleyhisselam artık tebliğine başlıyor. Bir nebi olarak görevine başlıyor. Matta'nın 4. babında 2. pasajında diyor ki İsa 40 gün, 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. Yani bu 40 gün zaten çölde kalıyor toplamda. Ve bu 40 günün sonunda orucunu bozuyor, oruç tutuyor. Yani oruç işlemini bitiriyor. Yani o ilk vahyi aldığı dönemde İsa Aleyhisselam'ın da İncil'e göre biz oruçlu olduğunu anlıyoruz. Yine Tevrat'a geliyoruz mesela. Tevrat'ta Mısır'dan çıkış bölümünde Musa Aleyhisselam'ın da oruçlu olduğunu görüyoruz. Orada da diyor ki Musa orada 40 gün 40 gece Rab'le birlikte kaldı. Ağzına ne ekmek koydu ne de su, antlaşma sözleri ne 10 buyruğu taş levhalarının üzerine yazdı. Yani Musa Aleyhisselam'ın da o 40 günlük dağa çekilmesi olayında oruçlu olduğunu biz anlıyoruz. Orada da zaten bir vahiy alacağına göre o ayda muhtemelen yani çok yüksek ihtimalle Ramazan ayı olsa gerek. Boşuna oruçlu değil evet. Yani. Bununla ilgili de aslında daha önce biz program yapmış mıydık, yapmamış mıydık bilmiyorum ama vakıfta konuşmuştuk hatırlarsanız. Musa evet, bir 10 gün erken gitmesi şeysi vardı. 10 gün erken gitmesi vesaire Kur'an-ı Kerim'den çıkıyor. Yani demek ki Musa Aleyhisselam bir aylık bir süre için sözleşiyor önceden. Önceden sözleştiği için de o demek ki belli bir ay. Allah-u Teala ona sen şu ayda gel demiş. O ayda 30 gün olduğu için. Ama Musa Aleyhisselam ne yapmış? O ayın girmesine daha 10 gün var. Yola çıkmış gitmiş. Önceden, 10 gün önceden gidiyor. Ve o 10 günü de oruçta geçiriyor. Yani nafile oruçta tutmuş oluyor. Muhtemelen İsa Aleyhisselam da o 30 günlük farzın yanına bir de 10 gün kendisi nafile oruç koymuş. 40 gün şey yapmış. Nebimiz de farz ibadetlerin yanında bu tarz nafile şeyler yapıyordu zaten. Yani peygamberlerin sünnetinde bu var gerçekten. Farz var bir de onun yanında nafile ibadetler de var. Bu Vedat Hocam'ın söylediği şeyin Kur'an-ı Kerim'de karşılığı da var. Yani Vedat Hocam erken, 10 gün erken gidiyor diyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bu hadise anlatılırken Musa Aleyhisselam Allah-u Teala niçin erken geldin, niçin acele ettin diyerek esasında o randevuya bir nevi erken gittiğini, Allah-u Teala'nın belirlediği zaman diliminin dışında oraya dahil olduğunu, bu sebeple de 40'a tamamlandığını, yani asıl o 30 günün
asıl Allah-u Teala'nın istediği 30 günün orada geçirildiğini, dolayısıyla bir 10 gün öncesinde gittiğini de Kur'an'dan anlıyoruz. Yok, bunu Vedat Hoca zaten Kur'an'daki bölümden dolayı söyledi değil mi Vedat Hocam? Evet. Ben... Çünkü biz bunu daha önce müzakere etmiştik ya hocam aramızda. Dolayısıyla vahiy ile bir ilişkisi var orucun. Hakikaten Kitab-ı Mukaddes'e de bakıldığı zaman hem Musa Aleyhisselam'ın vahiy alışında hem İsa Aleyhisselam'ın vahiy alması olaylarında oruç işin içine giriyor. Belki daha doğrusu öyle olması gerekiyor. Her ikisi de oruç, yani bu vahiy aldığı sırada Ramazan ayında bunu almış olabilirler. Bir de mesela Tevrat'ta başka bir şey daha var. Bir peygamber var. Tabi Kur'an'da ismi geçmeyen bir peygamber, Nebi. O da Yeremya. Bu da Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından sonraki dönemde yaşamış. Krallar döneminde yaşamış, kuzeyde yaşamış bir Nebi. Ona da vahiy geldiği sırada oruçla ilişkilendiriliyor. Çok enteresan bir şekilde. Diyor ki orada da Yeremya kitabında 36. bapta Yahuda kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in krallığının 4. yılında Rab Yeremya'ya şöyle seslendi: bir tomar al, Yoşiya'nın döneminden bu yana İsrail ve Yahuda ve öteki uluslarla ilgili sana söylediğim her şeyi yaz. Yani Allah-u Teala ona emir veriyor ve aldığı vahiyleri yazıya geçmesini emrediyor. Yeremya, Neriya oğlu Baruk'u çağırıp Rabbin kendisine söylediği bütün sözleri Tomar'a yazdı. Sonra Baruk'a şu buyruğu verdi: ben tutukluyum, Rabbin tapınağına gidemem, sen oruç günü Rabbin tapınağına git. Oradaki halka sana yazdığım bu sözleri Tomar'dan oku. Yahuda kentlerinden gelen halka da oku. Yahuda kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in krallığının 5. yılının 9. ayı Yeruşalim'de yaşayan bütün halk ve Yahuda kentlerinden Yeruşalim'e gelen herkes için Rabbin önünde oruç ilan edildi. Kral Tomar'ı alıp getirmesi için Yahudi'yi gönderdi. Yahudi Tomar'ı yazan Elişama'nın odasından getirdi. Krala ve yanındaki önderlere okudu. 9. aydı. Kral kışlık sarayındaydı. Önünde mangalda ateş yanıyordu. Bakın bu 9. ayda Ramazan bu arada zaten. Oruç ilan ediliyor. Tarih de veriyor. Bu şu ayda oldu diyor. Ve bir nebiye Allah-u Teala bunları yaz ve bunu insanlara tebliğ et diye emir veriyor. Tam da o ayda oruçla ilişkilendirilerek bu yapılıyor. Yani demek ki oruç ile vahiy arasında, vahiyin gelişi arasında bir ilişki söz konusu gerçekten. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala zaten diyor ki biz bu Ramazan ayında bunu indirdik. O halde o ayı oruçlu geçirin. Yani Kur'an'ın indirilişiyle o ayı oruçlu geçirmek arasında Allah-u Teala bir bağlantı kuruyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Dolayısıyla oruç hakikaten vahiy ile doğrudan ilişkili bir ibadet aslında. O yüzden vahiy ayı, Kur'an ayı vesaire denilir o bir şey için. Ramazan ayı için. Bu açıdan bence önemli yani oruç ibadeti özellikle. Evet, şimdi Vedat Hocam bir de bu Yeşaya'da bir bölüm tespit etmiştiniz en son. Evet. Yine oruçla şimdi alakalı. Hatta az evvel biz Vedat Hoca ile görüştük. Bu sevgili izleyicilerimiz de bilecekler. Oruçla ilgili ayetler 183. ayetten Bakara suresinde başlar. 187. ayette son bulur. Ancak arada 186. ayet oruçla alakası olmayan, yani içerisinde oruçla ilgili hiçbir konudan, hükümden vesaireden bilgi vermeyen, bahsetmeyen bir ayettir. Buyurun Vedat Hocam, ben burada size bırakayım sözü. Yeşaya kitabında evet meşhur bir bölüm vardır. Gerçek oruç diye bir bölüm. Bu ehli kitap mesela oruç günleri olacağı zamanlarda onlar da paylaşıyorlar bu mesajları. İşte burada İsrailoğullarının bir Allah-u Teala'ya yakarışlarından bahsediyor. Yani Allah, yani biz bu kadar oruç tutuyoruz, bizim sesimizi niye duymuyor diye. İsrailoğullarının bir yakarışı var. Allah-u Teala da onlara
tuttukları oruçların ne kadar aslında eksik olduğunu hatırlatıyor. Ve şimdi neyle bağlantı kuracağımızı da söyleyeyim. Bakara Suresi 186. ayet-i kerimede Allah-u Teala eğer kullarım beni sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Onlar benden bir şey isterlerse, çağrıda bulunurlarsa ben onlara cevap veririm. Ve genelde bu oruçla ilgili görülmüyor bu ayet-i kerime. Yani oruç ayetlerinin arasına gelmiş, farklı bir konuyla ilgili inmiş gibi duran bir ayet. Ama şimdi Yeşaya kitabına baktığımızda aslında doğrudan oruçla ilgili bir olay olduğunu anlıyoruz. Niye bizim sesimizi duymuyor diyor İsrailoğulları. Allah-u Teala da diyor ki, benim istediğim oruç bu mu zannediyorsunuz? Yani siz oruç tuttuğunuz zaman bunu kavgayla, çekişmeyle, şiddetli yumruklaşmayla geçiriyorsunuz. Bugünkü gibi oruç tutmakla sesinizi yükseklere duyuramazsınız. Bakın bunlar çok önemli ifadeler. Tam 186. ayetteki ibareler. Orucunuz kavgayla, çekişmeyle, şiddetli yumruklaşmayla bitiyor. Bugünkü gibi oruç tutmakla sesinizi yükseklere duyuramazsınız diyor. Normalde 186. ayetin bağlamı ne? Ben onlara yakınım. Bana seslenirlerse ben onlara cevap veririm diyor. Ama Allah-u Teala burada diyor ki siz bana duyuramazsınız sesinizi bu şekilde diyor. Asıl oruç nedir diyor. Daha sonra onları anlatıyor. Gerçek oruçla ilgili yani işte insanın kendi isteklerinin denetlemesi gereken gün böyle olmamalı diyor Allah-u Teala. Benim istediğim oruç işte haksız yere zincire boyundura vurulmuş olanları salıvermek, ezilenlere özgürlüğe kavuşturmak, her türlü boyunduruğu kırmak, yiyeceğinizi açla paylaşmak, barınaksız yoksulları evlerinize almak, çıplakları giydirmek, yakınlara yardımınızı etmek. İşte böyle yaparsanız eğer diyor Allah-u Teala, ışığınız tam gibi ağıracak, çabucak şifa bulacaksınız, doğruluğunuz önünüzden gidecek, Rabbin yüceliği artçınız olacak, o zaman yardım çağrılarınızı Rab yanıtlayacak, feryat ettiğinizde de işte buradayım diyecek. Evet, özellikle bu feryat ettiğinizde işte buradayım diyecek kısmı hakikaten tüyleri diken diken eden, yani kullarım sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım ifadesine çok sanki bir atıf var gibi, bilmiyorum ben öyle şey yaptım. Siz ne dersiniz Fatih Hocam? İlginç değil mi? Burada şu da var, ben şöyle şunu da... İsrailoğullarının tam oruç tuttukları zamanda şey yapmaları, yani Allah bizim sesimizi niye duymuyor diye yakınmaları. Çünkü evet. Onlar da demek ki oruçla Allah-u Teala'nın o çağrıları cevaplaması arasındaki ilişkiyi biliyorlar. Evet, gerçekten çok ilginç. O zaman yardım çağrılarınızı Rab yanıtlayacak. Feryat ettiğinizde işte buradayım diyecek. Evet, yani hakikaten çok ilginç bir bağlantı. Fatih Hocam var mı söyleyecek bir şeyiniz? Evet, hakikaten şimdi... Oruçla ilgili 183, 184, 185 tamam. Sonra 186'yı atlıyoruz. 187 yine oruçla alakalı. Hep bir şey, yani bu kopukluk niye neden konu değişiyor diye aklımıza geliyordu. Şimdi Vedat Hoca'nın söylediği şeyler hakikaten çok önemli, çok değerli. Zaten Allah'ın kitabı da normal bir şeyi anlatırken bile onun diğer kitaplarla bağlantısını kurma noktasında sürekli bize bir şeyler öğretiyor. Bu da hakikaten güzel bir bilgi oldu açıkçası, evet. benim açımdan. Kaldı ki hocam, şey de enteresan değil mi? Şimdi mesela 183. ayette oruçla ilgili hükümleri Allah Kur'an'a koyacağı zaman bile ilk söylediği şey sizden öncekilere farz kılındığı gibi ifadesi. Yine o bağlantıyı kurarak bunu söylüyor. Yani pat diye işte oruçla ilgili şunları yapmalısınız, böyle oruç tutmalısınız, Ramazan ayını oruçlu geçin demiyor yani. Önce o bağlantıyı kuruyor. İşte o dediğiniz gibi 186. ayette de demek ki yeni görebildiğimiz bir bağlantı varmış tabii. Biz yeni görüyoruz da demek belki de ehli kitap bunu daha önceden mutlaka görmüş olmalıdır. O ayeti okuduğunda aradaki bağlantıyı asıl kurması gerekenler Tevrat'ı iyi bilenler olsa gerek. Şimdi onlar da benim çağrıma uysunlar şeyi var ya o ayetin devamında. Aslında o bağlantı da önemli bence. Eğer onlar beni çağırırlarsa ben onlara cevap veririm. Onlar da benim çağrıma uysunlar. Felyestecibu li, evet. Onlar şad olurlar diyor.
Aslında o evet. Tevrat'taki bağlantı da burada güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Onlar da bu oruç çağrısı. Allah-u Teala orucu öncekilere kılı farz kıldığı gibi kılmış. Orucu düzgün bir şekilde tutun. Siz o zaman işte siz de bana çağrıda bulunduğunuzda ben size cevap veririm. Aslında çift taraflı bir Allah-u Teala bu olayın çift taraflı olduğunu söylüyor. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Başka ilave edeceğimiz bir şey kalmadı herhalde. Bu videomuzu da burada noktalayacağız. Fatih Hocam, var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey? Evet, belki akla şu gelebilir, bilmiyorum. Vedat Hoca o konuyla ilgili bir malumatı var mı? Bugün günümüzde diğer dinlerde bu ibadetin yeri ne? Bunu takip edenler, bunu yapanlar veyahut bunun üstünü örtenler var mı? Belki o da akla gelebilir. Evet. Şimdi Yahudilikte biraz karmaşık bir hale gelmiş oruç ibadeti bugün. Mesela onlar daha çok Rosh Hashanah dedikleri dönemde tutuyorlar. Rosh Hashanah demek senenin başı demek. Yani Nebimizin yaşadığı dönemde de Yahudilerin o Muharrem ayında oruç tuttukları zaten biliniyor. O sene başı orucu onlar şu an daha çok tutuyor. Onun dışında bir ay boyunca... Kaç gün bu? Bir gün mü? 10 gün. Normal bizdeki yaygın şeyde gibi, evet. Evet. Nebimiz hatta işte 10 gün tutmazmış, 3 gün yok. Onlar bir gün tutuyormuş, Nebimiz 3 gün tutmuş. Mesela biz daha çok Musa Aleyhisselam'a yakınız diye. 10 günlük bir dönem olarak bilinen bir dönem bu. Ama onun dışında bizdeki gibi 30 günlük bir ay süren oruç şu an Yahudilikte yok. Şu an öyle yapmıyorlar. Hatta 9. ay da şu an bir oruç ayı olarak onlarda gözüküyor. Ama Tevrat'a baktığımızda bununla ilgili ipuçları görüyoruz. Orucu da farklı farklı versiyonlara bölmüşler. İşte küçük oruç demişler, büyük oruç demişler. Hatta Hristiyanlarda bu biraz daha perhize dönüşmüş. Sadece hayvansal gıdaların yenmediği bir olaya dönüşmüş. Ama bu büyük oruç dedikleri şey, yani tam gün tutulan bir oruç vardır. Akşam iftarı yaparsın, bir sonraki hafta akşama kadar artık bir şey yemezsin tarzında tutulan bir oruç var. Büyük oruç denilen şey. Kur'an'ın indiği dönemde bu orucun asıl onlara farz kılındığını biz anlıyoruz. Ve Müslümanların da bu şekilde oruç tuttuğunu biz ilk dönemlerde Bakara 187. ayet sayesinde anlıyoruz. Çünkü Müslümanların Allah-u Teala bunu yapamadığını gördüğünü söylüyor. Müslümanların kendisine ihanet ettiğini söylüyor. Ve dolayısıyla Müslümanlara bunun hafifletildiği, oruçlu günlerin gecelerinde de yeme içme ve cinsel ilişkiyi yapabildikleri Müslümanlar onlara helal kılındı. Ne zamana kadar? İşte imsak vaktine kadar bu serbest imsak vaktiyle güneşin batışına kadarki döneme indirgenmiş. Artık Kur'an'da 187. ayetli oruç. Ama onun öncesinde oruçlu günlerin gecelerinde de Müslümanlar hiçbir şey yiyemiyorlardı, içemiyorlardı ve cinsel ilişkide bulunamıyorlardı. Öncekilere farz kılındığı gibi farz kılındığı için. Çünkü öncekiler bu şekilde oruç tutuyorlardı. Ve Allah-u Teala bunu hafifletmiş oluyor. Yani bu öncekilere farz kılındığı gibi orucun bize farz kılınması aslında başlı başına bir oruç tarifi yapmış oluyor. Evet. O Bakara 183. ayet indiği zaman hiç kimse orucu ne bozar? O sakız çiğnemek orucu bozar mı diye sorma gereği duymuyordu. Çünkü bilinen bir ibadet olduğu için hepsi ne zaman başladı, ne zaman bittiğini, nelerin bozduğunu anlamışlardı zaten o ayette. Evet, 187. ayetle birlikte değişen hükümler meydana gelince orada detay evet. Ayrıca verilmeye başlanıyor ki oradan da zaten bunun dediğiniz gibi oruçsuz geçirilecek olan zamanın uzatılması ve orada o zamanın tarif edilmesi ile ilgili olduğunu anlıyoruz. Zaten eğer Fatih Hocam da uygun görürse ilerideki bölümlerimizden bir tanesi yine karantinada Ramazan video serilerimizden bir tanesinde bu nesih örneği olarak oruç ibadetini ortaya koymak şeklinde ayıralım isterseniz şimdiden söyleyeyim. Çok memnuniyetle. Hocam teşekkür ederiz o zaman. Evet. Vedat Hocam, Fatih Hocam. Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler, bir sonraki bölümümüzde, videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar tekrar. Hayırlı iftarlar. Hoşçakalın.